Afiyet olsun herkese. Buyurun. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Tahinli şakşuka. Ellerinize sağlık Nevin Hanımcığım. Cansu Hanım, sizden başlayalım isterseniz yoruma, buyurun. Ellerinize sağlık Nevin Hanım. Afiyet olsun. El açması, el açması. Evet. El açması olmazsa hamar attık olmaz dediniz. Doğru mu? Bütün hamar hafta boyunca. Hamar attık olmaz demedim. Sizden el açması bir şey bekliyordum dedim. Hamar attık olmaz yok, demedim. Yok, bekliyordum demediniz. Evet, hamar attık yok demedim. Dediniz ki el açması, yani Cansu Hanım'dan bekliyordum demediniz. Hamar attık bir kadın için. Yani el açması yapmayan kadın hamar attı bilir anlamında. Hayır, hayır, hayır. Ben bunu kabul etmiyorum. Çünkü ben hamarat olarak hiçbir şekilde kullanmadım, hı-hı, onu. Sadece Cansu Hanım, Çağla Hanım'ın masasında hamar attıkla ilgili bir konu geçti. Onun dışında, hı-hı, da size ben el açması açamayan hamarat olamaz diye yok, bir şey söylemedim. O konu konuşuldu. Ama el açması bir şey beklerdim dedim. Anladım. Elinizi açtınız değil mi? Evet. Kaç kat olarak açtınız acaba? Nasıl açmam gerekiyordu? Kaç katı yok. Bu sadece tek kat. Tek bir yufkadan. Tek bir yufkadan da sarma. Yani tek bir yufkadan açıyorsunuz, koyup sarıp yapıyorsunuz. Ben böreğin çıtırlığını beğendim. Hı-hı. Üst kısmının çıtırlığını beğendim. Pişmesi de çok güzel olmuş, güzel kızarmış. Sen araştırmadın mı ya? Araştırdın sanki. Bilmiyor musun gül böreğini? Biliyorum. Günlük yaptığımız günlük. Yani tek kat oluyor işte yani. Ay, günlük dediğim araştırmadın mı? İnternette börek izlemedin mi yani? Hayır, şimdi bunları sadece rulo şeklinde yapıp sarıp o şekilde atmak yerine, hı, tek tek saranlar da var bunu. Yani gül böreğini parça parça yerim. Tek kat mı dedin ya, ondan soruyorum. Yani tek kat açılıp hayır, öyle oluyor. Kat kat saranlar da var ama. Gül böreği nasıl kat kat sarıyorlar, ben onu anlamadım. Ben söyleyeyim size. Yani belki yani siz görmemiş olabilirsiniz ama benim yediğim menüler de o şekilde. Ama gül böreğinin olması gerektiği bu. Hı hı. Ben bunu aksini iddia etmiyorum. Ama bunu bir kat açıyorlar, bir kat koyuyorlar, bir kat, evet, koyuyorlar, çevirip rulo şeklinde tam tepsiye diziyorlar. Hiç o sizin o yani ya, yöresel diyelim diyorum zaten. Şöyle Nevin Hanım, bunu beyan ediyorum zaten. Gördünüz mü bilmiyorum Firdevs Hanım. O kol böreği değil mi? Yani Cansu Hanım. Yani isim olarak bilmiyorum. Kol böreği, kol böreği. Kol böreği. Ben bir şey sormak benim de yine tek, evet, tek sarıp ortadan başlıyor. Sizin dediğiniz 2-3 kat. Abi, hayır, 3 kat değil Kadir Bey. Alt tabakasını koyuyorsunuz, iç harcını koyuyorsunuz. Tekrar bir malzeme kapatıyorsunuz. Tamam. Sarıyorsunuz. O yufka böreği kat kat. Yani hazır yufka böreği. Ben gül böreği olarak biliyorum. Peki bunu beğendin mi? Böreği. Cansu Hanım gül böreğini elbette ki bilmiyor bence. Yapmamış da daha önce. Yani onu bilmeyip de o şekilde kat kat tarif edip de bana puan verecek olması üzücü. Gül böreğinin nasıl yapılacağını bilmesem bu yarışmada işim olmazdı. Pişmesini beğendim, dış harcını beğendim. Hamuru çok güzel olmuş. Ellerinize afiyet sağlık olsun bu arada. Ama iç harcı çok yavan Kadir Bey. Yani belki baharatsız mı? Hı-hı. Yavan hiç derken. Ben yani iki gündür bol baharatlı yediğimiz için ben bugün baharatı biraz az kullandım. Yani dün bana baharat söylemek yerine yani sizde, hı, de vardı ama Cansu Hanım'daki karabiber direkt bana söyleyebilirsiniz. Hayır. Sizin gülünüzde yedim diye yani diğer arkadaşınızın altında bırakmanız gerektirecek bir durum sizin yok. Sizin masanızda zaten yeteri kadar karabiber yedik. Kadir Bey ne ama, masa varmış? 3 gündür Çağla süren Cansu, evet, Hanım'ın masası. Ben en amarat benim de o kadar uzun masası tartışılan bir yarışmacı görmedim. Ne kadar iddialı görüyormuşsunuz ki benim hala öve öve bitiremiyorsunuz. İlk gün yarışmacısı olduğun için ve iddialı da görmedik zaten. Yani İkinci masayı gün yarışmacısı sonra da var. Beni bırakın da artık, evet, biraz da Çağla Hanım'ın masasını da yani. Çok özür dilerim. Ben yemek duymak istiyorum. Yemeğe gelelim şimdi. Cansu'nun tavrı beni rahatsız ediyor. Çünkü sürekli hem kendi masasından bahsediyor hem de biz yapıyormuşsunuz gibi davranıyor. Demek ki arkadaşlar da bayağı bir iz bırakmışım. Evet, boş masayla o iz bıraktı. Böreğimiz yağsız, yavan. Yani peki, kuru geliyor. Yutarken zorlanıyorum ama pişmesi o derece kuru mu? Evet, kuru. Ya, o derece kuru değil. Ben yedim yani. Ben o yorum derece kuru. Şak bana göre nasıl buldunuz? Kuru. Ben bunu ilk defa deniyorum. Hı-hı. Daha önce denemedim. Hiç de görmedim. Hiçbir yerde de denk gelmedim. Hiç güzel denk gelmedin hayır, mi? Hayır, hiç gelmedim. Çok yapılan bir meze. Meze. Meze anlamında denk geldim ama tahinlisine denk gelmedim. Mezeyi ben de çok güzel tamam, yaparım. Tamam, tahinlisi de çok yapılan bir meze. Ya, denk gelmedim. Gelmek olabilir, zorunda olabilir. Mıydı? Tadını olabilir beğendiniz mi? Tadında gene acılık var Kadir Bey. Patatesin sanırım dış kabuğunu. Patates yok bir kere orada. Çok affedersiniz. Patlıcanın patlıcan dış kabuğunu. Hı hı. Ya suyunu suda iyi bekletmedi. Tuzlu suyla birlikte. Ovarak yıkamadı. Ya bekletmedi. Bir ikincisi fırınlayarak mı yaptınız? Kızartarak. Kızartarak yapmadım. Aslında orijinali benim bildiğim kadarıyla bunun fırında değil şey yaparak. Kızartarak. Tamam, ben çünkü birazdan yiyeceğiniz risk almadım.
Birazdan yiyeceğiniz ana yemeğin ana yemekte de patlıcan var. İşte, evet. Ve ana yemeğin patlıcanı kızartılarak yapıldığı için ben sizi fazla yağlı olarak nitelemeyin diye bu şekilde uygun gördüm. Ve bu şekilde de çok güzel oluyor. Hafif oluyor. Ben kötü demedim zaten. Nevin Hanım kötü olmuş demedim. Sadece içinde patlıcanın vermiş olduğu acılık var. Benim ağzımda o tadı bırakıyor. Bugün ama sizi ağzınızda arkadaşlar yanık kokusu yok der, yanık tadı yok, yok dediler. Yok mu dediniz arkadaşlar? Evet, yanık sadece tadı Çağla Hanım sadece Çağla Hanım hayır, yok dedi. Hayır, Çiğdem Hanım da yanık tadı gelmedi bana dedi. Kadir Bey özellikle sordu. Size iki seferdir size denk Çağla gelmesi... Çağla Hanım'a da geldi. Çağla Hanım'a da sorun buyurun Nevin Hanım. Kadir Bey ona sıra verecek zaten. Ben sizin yorumunuz karşısında zaten ben, söylüyorum. Ben sizin cevabınız değil. Kadir Bey müsaade verirse bana röportaj hakkı verirse ben bunu cevaplarım. Siz bana soru soramazsınız bu şekilde. Siz masada çok sordunuz. Hı-hı. Yani biz o zaman bir şey söylemedik. Söyleseydiniz arkadaşlar. Tamam ama şimdi hala söylemiyoruz. Benim masama Can gidiyoruz. Dönüp ulaşıp benim masama gidiyoruz. Hayır, ama şimdi sizinle konuşuyorum ben. Siz yorum yapıyorsunuz. Sizin yorumunuza karşılıkla ben cevabı vermek tamam, zorundayım. Tamam. Yediğim ürünün cevabını verin. Masama dönüp tamam, bu şekilde yapıyorum. Ben ürünün cevabını verdim. Demek ki siz benim masamın arkasına sığınarak, onu konuşarak, onu öne sürerek kendi yaptıklarınızı ekart etmeye çalışıyorsunuz. Ama Cansu Hanım siz kendi masanızda yapmadığınızı burada söylüyorsunuz. Bakın, orada yapmamışsınız burada Nevin Hanım'ı yargılıyorsunuz mesela. Pardon. Hani diyorsunuz açıklar ya mesela. Sorgulamak hani ona yemeği bir bakayım. Diyorsunuz ya mesela işte devam edelim. Konu ilk başta neyden açılmıştı? Yani konunun konu bile ne olduğunu hatırlamadan Firdevs Hanım konuya giriyorsunuz, gereksiz hayır, yorumlar yapıyorsunuz. Sadece anlık olarak yorumlarınızı ya şöyle söyleyeyim, ev sahibi olarak tabii ki soru soracak, birbirinize soru soracaksınız. Soru soracak ama beni sorguya çekecek şekilde yapamaz ne Kadir Bey. Ne gibi mesela sorguya çekti yani seni? Bakın hesap sorar gibi aynı şey Çağla Hanım da bulundu yorumda. Çağla Hanım'a Kadir Bey izin verirse diyor, bana kendisi sorguluyor. Tamam siz burada dediniz, siz konuşmayın. Hatta Firdevs Hanım'a söz hakkı Kadir Bey direkt sana yöneldi. Yok yok, direkt sizin fikrini sordum ya. Ya demin konuştum ya, o da bana ters dedi ya, ben de susuyorum, bekliyorum sıranın gelmesini. İlk gün siz böyle yapmadınız mı? Siz konuşmayın, siz konuşun. Çiğdem Hanım size yapmadın mı? Çağla halen az önceki sorumuza ben özür diledim. Daha ne yapayım size? Hayır, bir şey yemeğim demli ikram Cansu, edin, yemedim böyle. Cansu bak arkadaşlar diyor ki sen de ilk gün bize öğretmen edasıyla evet, her şeyi sordun. Parmak kaldırıp bir neden sormadı olamaz dediler Kadir Bey. Bir dediklerini tutmuyor ki. Tamam işte o gün neden sen onlara sordun peki yani? İçinde ne var, içinde ne var tek tek sordun ya. Aynen. Madem böyle bir ben, şey yanlış, sen onlara neden Kadir sordun? Kadir Bey, içinde ne varı açıklamakla ben şu an içeriğini açıklayarak, içerinde ne olduğunu sorarak hayır, Nevin Hanım'la paylaşıyorum. Az önce ev sahibine dedin ya, sen bize soru soramazsın diye. Sorgulayamazsın. Hayır, sorgulayamazsın tamam dedim. Arkadaşlar da diyor ki, sen o gün neden bize tek tek sorgu sordun? Bize ya öğretmen... Evet, olan söyleseydi Kadir Bey. Söyledik ya daha mı? Cansu Hanım valla evet, artık gına geldim. Evet. Cansu Hanım o gün öğretmen edasındaydınız evet, resmen. Onun içinde ne var, ne var, fark ettiniz mi, anladınız mı diye. Siz söyleyin, ben sonra cevap evet, vereyim. Evet. Şakşuka'yı beğendin mi Cansu? O zaman ben yani acılık dışında niye sizi sorgulayamıyorum ben? Kadir Bey nasıl? Yani siz o gün öğretmen edasında içinde ne var ne var derken. Sorgulayamıyorum ben, cevap ama vereyim işte size. Ama işte diyorsunuz ki sorgulayamazsınız evet, diyorsunuz. Neden sorgulayamıyormuşum hayır, o zaman? Hayır, yemeğinizi sorgulayın bana. Siz beni sorgulayamazsınız. Ben yemeğimi söyledim. Ben sizi sorgulayamıyorum. Size sorgulamıyorum ben. Yemeğimle ilgili zaten söyledim. Dedim ki ben evet yağlı yapmadım böreğimi. Özellikle yağlı yapmadım. Siz bunu acı dediniz. Siz daha öncesinde de çorbaya da acı dediniz. Hiç bakın, de acı değil bu. Neyin çorbası acı ya? Hayır, çorbaya da yanık tadı dediniz. Buna da acı diyorsunuz patlıcanın. Siz neden eleştiri açık bir insan değil misiniz Nevin Hanım? Siz de aynıydınız. Yani öyle, demek siz ev sahibisiniz. Biz çok özür dileyeceğim. Lafları dolandırmayın, birbirinize cevap verin. Diğerlerine evet, geçeceğim. Evet. Patlıcanda acı var mı Cansu? Patlıcanın kabuğu soyulmadığı, tuzlu suda beklemediği için Kadir Bey vermiş olduğu bir acılık tamam, var. Tamam, patlıcan soyuldu mu, tuzlu suya girdi mi Nevin? Evet girdi, patlıcan ala ala soyuldu. Hı hı. Ne alaca kadar beklesildi? Tuzlu suda. Yani 2 saatlik sürede, heh, yarım Nevin Hanım, iki saatlik yarım, sürede yarışıyoruz. Hayır 2 saatlik sürede 1 saat bunu tuzlu suda mı bekleteceksin? Yani ilk başta hiç menünüze başlamadan, yemeğinize başlamadan koyabilirdiniz. Tamam zaten hepsini göreceksiniz. En azından 25 dakika evet, falan bekledi suyunu evet, şimdi. Ben aldım arkadaşlar, bilmiyorum. Peki, belki de içine atmış edelim, olduğu biber Çağla, vardı. Buyur. Teşekkür ederim. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Börekle başlamak istiyorum ben. Böreğin dış hamuru gerçekten çok güzel olmuş. Ellerine kollarına sağlık. Yani yumuşak, rahatça yiyebildim. İçeride gelince ben de Cansu ile aynı fikirdeyim. Yani bir tık daha baharat beklerdim içerisinde. Hem daha güzel lezzet katardı. Evet olabilir. Yani güzel, hoşuma gitti. Benim biraz bir de tuz takıntım var. Hafif tuzsuz da geldi. Gül böreğini güzel sarmışsın. Bir sorun yok hamuru zaten. Hamuru falan inceliği iyi mi? Çıtırlığı iyi mi? Çıtırlığı da inceliği de benim gayet hoşuma gitti. Peki. Hiçbir sorun yok iç harcı dışında. Ama şakşukayı beğenemedim. Fırında yaptığın için yani çok
doğru bir tercih olmamış bence. Kesinlikle kızartma beklerdim yani. Şakşukanın temeli çünkü o şekildedir. Bütün sebzeler tek tek kızarılır. Lezzetler birbirine karışmadan ayrı ayrı hani o şekilde. Sarımsak da çok yoğun geldi. İçi dış sarımsak. Evet bana çok yoğun geldi. Bir de siz içerisinde kabak. Siz çok sarımsaklı sevmediğiniz için olabilir. Çünkü dün hani sizin kereviz salatanızda da sarımsak azdı. Sevmediğiniz için size iki diş sarımsak yoğun gelmiş olabilir. Bir de sebzelerin arasındaki pişme orantıları biraz sıkıntılı olmuş. Yani kabak biraz diri kalmış, patlıcanlar daha yumuşamış. Hani o da fırında olduğu için mesela eğer kızartma olsaydı bu hepsini daha rahat bir şekilde kızartıp koyduğumda en azından daha yumuşardı hepsi. O şekilde benim yorumum. Peki, afiyet olsun. Teşekkür ederiz hanım. Böreğin bitmiş, beğendin galiba. Evet, ben böreği çok beğendim. Yani içinde tuzu falan da güzeldi. İçinde pul biber de var herhalde. Vardı. Ama çok az koymuşsunuz az pul biberini. Ben onu çok beğendim. Şu mezeyi, ben normalde şakşukayı sevmem. Ama bu mezeyi ben çok sevdim. Afiyet olsun. Bu dediğiniz gibi fırınlanmış olduğu için bizde de böyle bir meze var. Çünkü ama adı kesinlikle şakşuka değil. Sen bunu, o zaman kızarmış şeyi mi sevmiyorsun? Mezeyi mi sevmiyorsun? Kızarmış, evet kızarmış şeylerin bir araya gelip böyle şakşuka. Yani o şakşukayı sevemiyorum. Ama gerçekten yerken dedim ki hani güzelse güzeldir, güzel değilse yani benim sevmememle alakalı şey yok. Fırınlanması bir de Firdevs'in hoşuna gitmiş. Evet, ben bu mezeyi çok sevdim bu arada. Gerçekten hoşuma gitti. Evet. Peki. Firdevs kesinlikle ama kesinlikle yemek bilgisi konusunda çok zayıf. Böyle yiyor falan yapıyor böyle. Diyorum ha şimdi bir şey söyleyecek. Bakıyorum yani alakasız yorumlar yapıyor. Yani şakşuka kızartma olur. Diyor ki ay ben çok beğendim böyle güzel olmuş. Ya sen neyini beğendin? Önce şakşukanın nasıl yapıldığını bir biliyor musun? Bilmiyor musun? Bir onu konuşalım yani. Benim yoruma neden bu kadar laf ettiklerini anlamadım. Sonuçta ben de puan veriyorum değil mi? Ben de bir rakibim. Yemekten de gayet iyi anlıyorum. Ayrıca gastronomi şehrinden geldim. Neden kimse ciddiye almıyor? Firdevs Hanım yemekten anlamıyor. Bunu başta geldiğimde de söylemiştim. Yorum yapmak için yorum yapıyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.